sahbihi ecma'in. Hamd yeri göğü arasındakileri yaratan, sevk ve idare eden, mazlumların hakkını zalimlerden alan, kulları üzerinde gözetleyici olan Allah Celle Celaluhu'ya mahsustur. Salat ve selam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Adem aleyhisselama kadar olan bütün peygamberlere, alimlere, abidlere ve üzerimize olsun. Amin. Evet kardeşlerim, bina dersine geçmiştik. Bugünkü dersimiz tef'il babı. Oradan kalem verir misin, iki kalem? Bu adamı yazmıyor mu? Bunlar yazmıyor. Bunlar çocuklar için. Çocuklar yazsın, yazamazsın. Evet, bu if'al babı ile ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? If'al babı, sülasi mücerret olan bu fiillerden herhangi birisi if'al babına girdiği zaman başına elif ve şu ef'ale yuf'ilu if'alen şeklinde ne yapıyordu? Kalıp olarak geliyordu. Şimdi bugünkü babımız da tef'il babı. Tef'il de if'al babı gibi genellikle müteaddi, bazen lazım geliyor. Onu artık biz biliyoruz. Müteaddi nedir, lazım nedir, değil mi? Evet. Şu kalemi şuraya koyalım. Kitapta yerini bulalım. Sayfa 48. Evet. Altan 3. satır. Tavvafa Zeydünül Ka'bete, o misalidir. Bunun 78 şey neydi? 78 evet. 78 nolu işaretten alıyoruz. El babu sani, yani ikinci bab. Neyin ikinci babıydı? Sülasi mücerredin, sülasi mücerred, mezid, rubai. Sülasi mezid, rubai'nin ikinci babı. Birincisi neydi? İf'aldı. İkincisi tef'ildi. Tef'ilin nereden alıyordu kardeşlerim? Fe'ale yufa'ilu tef'ilen. Yani mastardan alıyordu. Fe'ale'yi yazıyoruz. Yufa'ilu tef'ilen. İlen. Evet. Şimdi burayı hareketlendirmedim. Neden? Çünkü burayı okuduğumuz zaman inşallah hareketlendirmiş olacağız. Mevzunuhu ferraha yuferrihu tefrihan. Yani burada ferrahayı aldık. Aslında şu görmüş olduğumuz sülasi mücerredin bütün fiillerini aldığımız zaman şu ferrahe gibi olur. Ferrahe. Yuferrihu.
tefrihan. Evet. Ve alametuhu, işte alameti için şimdi harekelendireceğiz. Alameti nedir? Eyyekune mazihi, mazisi ela erbaati ahrufin. Mazisi dört harf üzerine oluyor. Yani burada ne vardır? Bir, iki, üç. O zaman mazi dört harfli olacaktı. İf'al babı da yine mazisi dört harf oluyordu ama o ne yapıyordu? Başına bir tane elif alıyordu. Bir ziyadeti, bir harf ziyade oluyor. Harfin, vahidin, beynel fa'i vel ayni. Hani aynel fi ve faal fiilini biliyor musunuz? Biliyoruz. O zaman bu neydi? Bu faal fiil, bu aynel fiil, bu lamel fiil. Diyor ki, el fa'i vel ayni min cinsi ayni fi'lihi. Şu faal fiille lamel fiil arasına aynel fiil var ya, bu aynel fiilin cinsinden bir harf ziyade olacak. Yani burada bir ayn daha yazılacak. O zaman bunun kolayını Araplar ne yapmışlar? Oraya şedde koymuşlar. Harekeler aynı olacak. Nasara gibi. Anladın mı? Sadece bir tane harfi artırdık. Fe'ale oldu. Anladın mı? Şimdi burası da yufe'ilu. Evet. Yufe'ilu. Burası ne oldu gene? Bu şedde devam ediyor. Burası ne oluyor? Tef'ilen. Şimdi bu nedir kardeşlerim? Sürasi Mezid'in ikinci babının kalıbı. Kalıp bu yani. Biz bu kalıbı ezberleyeceğiz. Artık hangi fiil olursa olsun biz sürasi mezid tef'il babına koyduğumuz zaman onun kalıbı bu şekilde gelecek. Evet. Ve bina'uhu, binası litteksiri galiben vakat yekunu fil fiili fiilde teksire, yani çoğunluk ifade ediyor. Fiilde ne oluyor? Çoğunluk oluyor. Şimdi nahvu tavvafe zeydunil ke'abete. Burayı da biz yapalım. Şuraya bir bakalım bu tahtaya. Şimdi bu ferahe, bu nedir? Sülasi mücerret. Tef'il babına koyduğumuz zaman ne yapıyoruz? Ortadaki harfi şeddeliyoruz. Ferraha oldu. Yani bu ferraha nedir? Ferahlamak, genişlemek. Tamam mı? Ferraha ne oldu? Bu ferahlama işi çok oluyor. Evet. Diyelim ki darabe olsaydı ne olacaktı? Darrabe olacaktı. Darabe dövdü. Darrabe dövme işi çok oldu yani. Darrabe çok çok dövdü. Yani 1, 2, 3, 4, 5 bir dövme işi böyle teksir demek arttırıldı yani fazlalaştı demektir. Yu ferrihu tefrihen. Evet. Şimdi diyor ki müellif bu litteksiri galiben çoğunlukla şeyi artırmak için geliyor. Vakat yekunu fil fiali. Çoğunlukla fiillerde bu teksir işi oluyor. Nahvu
tavvafe zeydünül ke'abete. Burada tavaf etmek bizim bildiğimiz tavaf. Yani Kabe'nin etrafını dönmek. Ne oluyor burada? Vav şeddeli geldiği için bu tavaf işi çok olmuş oluyor. Buradaki mana nedir? Zeyd Kabe'yi çok tavaf etti. Vakat yekunu fil fa'ili, bazen bu çokluk failde oluyor. Mesela hani bir fiil olduğu zaman o fiilde ne oluyordu? İllaki fail de oluyordu. Neden? Bir iş varsa o işi bir de yapan vardır. İşte şu yukarıdaki tavvafa şu şeyi yazalım. Tavvafa. Tavvafa Zeydün Zeydün el Ka'bete. Şimdi burada çokluk nerede var? Fiilde var. Yani yapılan işin çokluğunu gösteriyor. Bir de bazen de vakat yekunu fil faili, bazen de ne oluyor? Failde çokluk oluyor. O nedir? Nahvu mevvetel idulu. Burada da nedir? Çokça develer öldürüldü. Öldü yani. Çokça develer öldü. Yani bir ölüm nasıl olsa bir sefer oluyor. Bütün canlılar için öyle değil mi? Evet. Burada ne olmuş oluyor? Çok develer öldü. Yani bir deve değil, iki deve değil. Çok deve öldürüldü. Burada ölen kim? İbil. Deve yani. O halde çokluk fail için gelmiş oluyor. Mevvete Mevvete el-İbru. Burada da ölme işi failde gerçekleşmiş oluyor. Yani çokluğu nerede gerçekleşmiş oluyor? Failde oluyor. Fakat da fiilde değil mi yine? Bak. Fiil fiilde ama mevt yani. Şimdi o bak fiil zaten bizim konumuz nedir? Binadır. Binanın mevzusu fiillerdir. Şedde fiilin üzerinde geliyor ama hani bir deve çok sefer ölür mü? Değil mi? O zaman buradaki fiilin üzerine şedde gelse bile orada ölenin faile işaret ediyor. Yani ölen faildir. Kaç tane? Çok. Çok develer öldü yani. Öldü olsaydı fail olurdu. Evet. Katteler deseydin o zaman bu nedir? Öldürdü. Katilun. Ama bizim konumuz nedir? Binadır. Bina da fiilleri işliyor. Bu kitap, bu bina kitabının mevzusu nedir? Fiildir, fiil. Şedde oradaydı ya o yüzden. Heh, tamam sen kaldım. Gene iyi sordun. Tabii öyledir yani. Vakat yekunu fil mef'uli. Bazen de bu mef'ulde çokluk olur. Yani fiilde olmaz, failde olmaz ama mef'ulde çokluk olur. Nahvu ghallaka zeydünül bâbe.
Şimdi gallaka nedir gallaka? Açtı. Peki Zeydün, Zeyd'i mi çok açtılar? Yok. Neyi? Elbabe. O zaman burada ne oldu? Zeyd çokça kapılar açtı. Zeyd birçok kapıyı açtı. Yani hani bir tane, iki tane, üç tane, beş tane artı sayısı zaten söylemiyor. Buradaki bizim tef'il babından anlayacağımız çoğalma işi vardır. Zaten teksir için geliyor. Burada hani binası neydi? İf'al babının müteaddiyi genellikle çoğunlukla müteaddi geliyordu. Bazen lazım için geliyordu. Bu tef'il babının binası nedir? Çokluk içindir. Teksir. Yani bir fiil çok işlenmiş. Bu çok işlenme bazen fiilin kendisinde oluyor, bazen failde oluyor, bazen de mef'ulde oluyor. Gallaka burada da ne oluyor? İbil çok fail. Çokluk burada senin dediğin doğru. Yani zaten fiil tef'il babına giriyor ama failde çokluk vardır. Bir de mef'ule geçmediği için öyle. Evet, mef'ule geçmiyor. Evet, dediğin gibi aynen öyle. Zaten ölme işi failde başlayıp failde bitiyor. Burada aynı zamanda lazım da olmuş oluyor. Gallaka gallaka Zeydün Zeydün Elbabe. Evet. Şimdi burada bir de nun koyuyorlar. Zeydünil Babe. Geçişte kolaylık olsun diye. Yani ben orayı şey etmiyorum. O kadar burada bizim için önemli olan nedir? Şu gallaka yugalliku tagliqan. Şuraya koyuyoruz her şeyi yani. Mevvete'yi buraya koyduğumuz zaman ne olurdu? Mevvete yümevvi tu temvi ten olurdu. Şunu şuraya alalım. Mevvete değil mi? Yümevvetu değil mi? Temviten. Böyle. Yani hangisi olursa olsun şu üstteki tef'il babının kalıplarına koyuyoruz. Tef'il babı da o müfaale babı gibi. Hani biz fe'ale yufe'ilu tef'ilen, burada ferrahe yuferrihu tefrihen. Buradaki ferrahe'yi ne yapıyoruz? Buraya bir tane mim getiriyoruz. Şurayı esre yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. İsmi ne oluyor? İsmi fail oluyor. Burada da aynı şekilde devam ediyor. İsmi meful olması için ne lazımdı? Yine muzarat harfine atıyoruz. Daha doğrusu şunu ele alıyoruz. Burayı anladık mı?
Burayı anladıksa o zaman şurayı bir silin. Şurayı size izah edeyim. Yani o önceki bapta, önceki derste biz ne yapmıştık? İsmi fail, ismi mef'ul nasıl elde ediliyorsa burada da aynı elde ediliyor. Emsile-i muhtelife nasıl çekiliyorsa nasala yensurun, nastan fevve nasirin ve zake mensurun, lem yensur, lemma yensur burada da aynen o şekil çekiliyor. Şu ferrahayı yine aynen öyle yapalım. Ferraha. Evet. Şimdi şunu alalım. Tefrihun. Tufrihun. Tufrihun. Ne yapıyorduk? İsmi fail elde etmek için. Bu olduğu gibi duruyordu. Muzarat harfini atıyorduk. Sülasi meziklerde ismi fail, ismi mef'ulü elde etmeyi öğreniyoruz. Geçen derste öğrendik. Şimdi tekrar ediyoruz. Muzarat harfini attık. Yerine bir tane mim koyduk. Ötrelü bir mim. Sondan bir önceki harfi esre yaptık. Neyi elde ettik? İsmi fail. İsmi mef'ulü nasıl elde ediyoruz? Muzarat harfini atıyoruz yine. Muzarat harfini atıyoruz. Ötürelim bir tane mim koyuyoruz. Sondan bir önceki harfimiz nedir? Şudur. Üstün yapıyoruz. Bu da nedir? İsmi mef'ul. Hani nasirun mansurun sülasi mücerretlerle kaldı. Sülasi okunuşu nasıl olacak bunun? Okunuşu böyle işte. Müferrahu. Müferrahu. Üstü cezim diye ondan uzak. Fahafirin üstü cezim. Tamam, evet. Müferrah. Yok. Cezim değil. Böyle olacak, evet. Bunun şeyi yufferrihu ya. Evet, bunu iyi hatırlatın. Evet, yufferrihu nedir? Şöyle yapalım. Tuferrihu. Bunun muzarisi budur. Muzari muhatap. Bunun muzari muhatap böyle olduğunu biz nereden anladık? Çünkü bunun karabı fe'ale yufe'ilu tef'ilen. Yufe'ilu yufe'ilani yufe'ilune. Tufe'ilu tufe'ilani yufe'ilne. Tufe'ilu şu. Tufe'ilu tuferrahu. Evet. Biz şeye çevirdik ya. Tuferrihu. Muhatap muzariyi aldık. Muzara tarafını attık. Ötürelim mim getirdik. Ne oldu? Sondan bir önceki harfi esre yapıyoruz. İsmi fail elde ediyoruz. Yine muzarat harfini atıyoruz. Ötreli mim getiriyoruz. Sondan bir önceki harfi üstün yapıyoruz. İsmi mef'ul elde ediyoruz. Anladın abi? Yani bu sülasi mezit rubayilerin ismi fail ve ismi mef'ulleri artık sülasi mücerretlerdeki gibi değil, bu kalıba göre elde ediliyor. O zaman bu böyle geliyor ya, fe'ale yufe'ilu tef'ilen müferrihu müferrahu lem yufarrah lemma yufarrah ma yufarrahu la yufarrahu ila ahir, böyle gidiyor. Aynen emsile-i muhtelife gibi
Bunu da çekiyoruz. Bunun emri hazırını da gene aynen muzarattan elde alıyoruz. Tuferrihu. Ne yapıyoruz? Muzarat harfini atıyoruz. Değil mi? Sonunu cezmi yapıyoruz. Okunuyor mu? Okunuyor. İşte emri hazırda bu şekil elde ediyoruz. Evet. Tef'il babımız bu kadar. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Anlamadınız. Yani zaten şurayı anladık. Bunu zaten gördük. Örneklerin hepsini tek tek çektik. Bunun da çekimi aynen bu sülasi mücerret gibidir. Muttaride çekimi. Fe'ale, fe'ala, fe'alu, fe'alet, fe'aleta, fe'alne, fe'alte, fe'altuma, fe'altum, fe'alti, fe'altuma, fe'altunne, fe'altu, fe'alna. Aynen o şekilde çekiyoruz. Bunun da muttaride çekimi yine yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna, tufa'ilu, tufa'ilani, yufa'ilna, tufa'ilu, tufa'ilani, tufa'iluna, tufa'ilina, tufa'ilani, tufa'ilna, ufa'ilu, nufa'ilu. Böyle çekiyoruz. Evet, tef'il babını bitirdik. Öteki baba geçelim mi, yeter mi? Siz bilirsiniz. El-Babu Salisu Fa'ale Yufa'ilu Mufa'aleten Vefi'alen Vefi'alen. Buradaki de aynen ne geliyor? Mevzunusu Katele Yukatilu Mukateleten Vekitalen Vekitalen. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين. يعني عين الفيل إلى فعل فيل أرسنا فعل فيل إلى عين الفيل أرسنا bir tane elif ziyade ediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Fe a le. Fe'al fiil, aynel fiil, lamel fiil. Fe'al fiil ile aynel fiil arasına bir tane elif ziyade ediyoruz. Ondan sonra feale oluyor. Yufa'ilu Yufa'ilu. Neredeydi o? Mufa'aleten. Evet. Mufa'aleten bunun mastarı değerli kardeşlerim üç türlü geliyor. Normal şartlarda şimdiye kadar gördüklerimizde mastar bir taneydi. Burada üç tane mastar geliyor. Bu bir mastar. İkincisi ve fi alen. Ve fi alen. Ve fi alen. Evet. Bu da onun mastarı. Şimdi
şu görmüş olduğun sülasi mücerretleri ben bilerek silmiyorum ki hani sürekli tekrar edelim ki yerine otursun. Şuradaki herhangi bir sülasi mücerret fiili alıp şuraya koyduğumuz zaman şu kalıba oturtmamız lazım. Yani nasara olur, daraba olur, fetaha olur, alima olur, hasuna olur, hasibe olur. Hepsini buraya getirdiğimiz zaman artık buradaki harekeler bütün özelliğini kaybediyor. Şuradaki kalıba giriyor. Biz artık onu öğrendik. Mevzunuhu katele. Normalde neydi? Kateleydi. Katele. Değil miydi? Normalde kateleydi. Müfaale. Müfaale babına girdiği zaman ne oluyor? Katele oluyor. Katele. Mukateleten. Yukatele. Neredeydi? Ağzın hareketi esir. Bu da esir. Yukatilu. Katele yukatilu. Evet bak şimdi buraya göre ben size söylerken yukatilu. Ben hemen masmara geçmişim. Yukatilu. Mukateleten. Şunu şöyle şuradan yazalım da burayı görmeyelim. Katele. Yukatilu. Mukateleten. Mukateleten. Ve kitalen.